Milliyetçi Hareket Partiyasının sədri müavini Mevlüt Qarakaya hazırda mətbuat konferansı keçirir və Azərbaycanın səfəri çərçivəsində aparılan müzakirələr barədə jurnalistlərə açıqlama verir. Ziyarətimiz vesiləsilə həm keçmişdə işğal sırasında ermənilər tərəfindən yaşlı, kadın, çoluk, çocuk demeden katledilen canlarımızı hem de son operasyonlarda verdiğimiz şehitlerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle anıyor, ruhları şad olsun diyoruz. Gazilerimize de şükranlarımızı sunuyoruz. Değerli basın mensupları, Karabağ zaferi 2020 yılına damgasını vurmuş, milli gönülleri sevince boğmuştur. Bu zafer Türk milletinin son yıllarda elde ettiği en görkemli, en destansı başarılardan birisidir. Böylece Azerbaycan yurdu olan Karabağ, bütün dünyanın gözü önünde bir kez daha ebedi yurt olarak tescil edilmiştir. Türk kültür ve tarihinin simgesi, Azerbaycan sanat ve düşünce hayatının menbaı konumundaki Şuşa'nın kurtarılmış olması, Karabağ zaferini taçlandıran önemli yerleşim yerlerinden birisi olmuştur. Genel Başkanım, Milliyetçi Hareket Partisi lideri Sayın Devlet Bahçeli bu vesileyle 16 Ocak 2021 tarihinde sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda Şuşa'nın gelişmesi ve burada yaşayan Türk çocuklarının geleceği hepimizin manevi sorumluluğudur. Bilhassa bu kadim Türk şehrinin eğitim ve öğretim hayatına destek vermek ihmal edilemeyecek boyun borcumuzdur. Şayet Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan müsaadeleri olursa, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev de uygun bulursa, Ülke Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından Şuşa'da bir ilkokulun yapılması hedefimizdir demiştir ve yine bu paylaşımında bu böyle bir okulun yapılması durumunda adının da Üzeyir Hacıbeyli olmasını teklif etmiştir. Bunun üzerine Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev'in uygun bulmaları ve müsaade etmeleri üzerine Sayın Genel Başkanımız çok kısa süre içerisinde taslak projeyi hazırlatarak bu projenin mimarı olan bizim eski Isparta Belediye Başkanımız Türk mimarisi konusunda temayüz etmiş Sayın Yusuf Ziya Günaydın'ı ve projenin yürütücüsü olacak Ülke Ocakları Kültür ve Eğitim Vakfı Genel Başkanı Sayın Ahmet Yıldırım'ı ve Genel Başkan Yardımcısı olarak ben Mevlüt Karakaya'yı ön görüşmeleri yapmak, gerekli temaslarda bulunmak üzere görevlendirmiştir. Bu görev üzerine 29 Ocak 2021 tarihinde Bakü'ye geldik. 30 Ocak 2021 tarihinde Cumhurbaşkanlığı görevlileri ve Tahsil Nazırı Emin Bey'le konuya ilişkin görüşmelerimizi yaptık. Gerekli temaslarda bulunduk. Değerli arkadaşlar,
30 Ocak'ta bu görüşmelerin, bu temasların sağlanmış olmasının tarih açısından da bir anlam ve manası vardı. Bu tarihin bu şekilde denk gelmesinin asıl düşünürü ve planlayanı Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli oldu. 30 Ocak aynı zamanda Azerbaycan Milli Marşı'nın merhum Üzeyir Hacıbeyli'nin bestelediği Milli Marş'ın kabul tarihi. Bu tarih bu bakımdan da anlamlı bir tarih olmuştur. Değerli arkadaşlar, bugün 2 Şubat 2021 tarihinde Cumhurbaşkanımız Sayın İlham Aliyev heyetimizi kabul ettiler ve kendileri burada yaptığımız arkadaşlarla temaslar ve çalışmalar hakkında bilgi aldılar ve bu projenin en kısa sürede tamamlanması, bu bölgelerde yapılan genel plan çalışması içerisinde bu projeye yer ayrılması talimatını, konuyla ilgili arkadaşlara talimatını verdi ve çalışmaların hızlı bir şekilde tamamlanmasını istedi. Biz bu vesileyle burada yaptığımız temaslar, çalışmalar hakkında siz değerli basın mensuplarını da bilgilendirmek istedik. Bu bir bilgilendirme toplantısıydı. Ben yine bu vesileyle bugün bizi kabul eden ve projeyi sahiplenen, gerekli talimatları veren, bir an önce de sonuç alınmasını isteyen Sayın Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e şükranlarımı sunuyorum. Yine aynı şekilde çalışmalarda, temaslarda bize yardımcı olan Sayın Cumhurbaşkanı'nın asistanı durumundaki Hikmet Hacıyev'e ve Milli Eğitim Bakanı Tahsil Nazırı Emin Bey'e çok teşekkürlerimi iletiyorum. Yine buradaki Baki Büyükelçimiz Sayın Erkan Özaral'a ve elçilik görevlimiz, elçilik müsteşarı, bizim geldiğimiz günden beri yoğun bir şekilde çalışmalara katılan Sayın Tuğba Sarayönlü'ye sizlerin huzurunda bir kez daha teşekkür ediyorum. Sizlerin de buraya kadar yorulmanızdan ve sesimizi, meramımızı duyurmanızdan, duyuracak olmanızdan dolayı bir kez daha sizlere de teşekkür ediyorum. Teşekkürler arkadaşlar.